Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diyorum. Önemli bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kamu adına bir çekilmiş videodur, unutmayın arkadaşlar. Şimdi, bildiğiniz gibi yardımlarla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Bu paylaşımları nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ya resmi gazeteden yayınlanan, ya İçişleri Bakanlığı'ndan, ya da Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan veya Ticaret Bakanlığı'nın resmi sitelerinden bir haber yayınlanırsa oradaki bilgiye istinaden videolar paylaşıyoruz. Sosyal yardım parası, destek parası, İBE parası, bunları resmi kanallardan aldığımız haberlerle paylaşım yapıyoruz. Ama bunu suistimal eden bazı saygısızlar var. Ne yapıyorlar? Bayram harçlığı paylaşması yapıyorlar arkadaşlar. Bayram harçlığı diye bir şey yok arkadaşlar. Ve bunlar ne yapıyor? İçişleri Bakanlığı'na bağlı Açık Kapı ve E-Devlet üzerinden de e-başvuru sistemine yönlendirmektedir. Arkadaşlar, Açık Kapı ve e-başvuru sistemi üzerinden harçlık falan verilmiyor. Yalan, yalan söyleniyor. O videolarla ilgili de İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı arkadaşlar. Hepsini teker teker yakalayıp soruşturma başlattı. Şimdi bizim paylaştığımız videolar nasıl oluyor? Ben size de diyorum, CİMER'den başvuru yapın ama şöyle yapın. Sizin durumunuzu izah edin diyorum. Yani benim aile içi sorunlarım var ve gerçekten ben ihtiyaç sahibiyim ve bunu devletim bilmiyor. Ben devletime bildirmek istiyorum diyorsan CİMER'den yazıyorum. 500 liraya, 1000 liraya muhtacım veya erzak ihtiyacım var diyorsan CİMER'e başvur. CİMER başvuru bölümü nedir? Durumunu izah ediyorsun. Devlete durumunu izah et diyorum. Bununla ilgili video paylaşıyorum bazen. Ama gidip de Açık Kapı'dan bayram harçlığı, yok e-başvuru, bunlara itibar etmeyin, inanmayın. Doğru kaynaktan doğru bilgi alın arkadaşlar. Birincisi nedir? İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi var arkadaşlar. Böyle bir para olsa, böyle bir para verirse İçişleri Bakanlığı kendi resmi sitesinde yayınlar mı? Yayınlamaz. Ya olsa yayınlar. Ticaret Bakanlığı olsa yayınlamaz mı? Yayınlar. Resmi sitesinde yayınlar. Çalışma Bakanlığı yayınlamaz mı? Kendi resmi sitelerine niye bakmıyorsunuz arkadaşlar? Bunlara itibar ediyorsunuz. Bunlar yalan söylüyor. Bizim paylaştığımız mesela videoların bir tanesini size söyleyeyim, bir iki tanesini. İşkur'dan hibe desteği başvurusu. Hemen başvur diyorum. Son başvuru ne zaman? 12 Temmuz. Engelli ve eski hükümlere 12 Temmuz. Yani bugün gece 12'ye kadar başvurulması gerekiyor. İşe girmek, iş kurmak isteyenlere İşkur'dan destek veriliyor. Nereden buldun kaynağı? İşkur'un resmi sitesinden buldum. Kaynak var mı? Var. Bir tane daha göstereyim ben size. Bakan Vedat Bilgin'den nakdi ücret desteği bu ay hesaplarda. Kendi resmi sitesinde yayınladı. Nereden geliyor kaynak? Devam ediyorum. Sosyal yardım desteği başvurusu 183 milyon TL Çalışma Bakanlığı'na aktarıldı ve insanlara yardım edilecek. Bazı tespit edilen ailelere yardım edilecek. Burada ne dedim? Tespit edilemeyen, gerçekten ihtiyaç sahibisi ama bakanlığın gözünden kaçmış olabilir veya Sosyal Yardımaşa Baktığının gözünden kaçmış olabilir. Senin bir durumun vardır, durumun yoktur. Gerçekten sıkıntıdasın. O zaman ne dedim orada? Siteye gir, linke, CİMER'e girip başvuru yap. De ki orada, benim gerçekten ihtiyacım var ve beni araştırın. Sorunum var benim. Nereye yazacaksınız? CİMER'e başvuracaksınız. CİMER'de kendini ifade edeceksin, durumunu izah edeceksin diye yönlendireceğim. Nereye yönlendirmiş oldum? CİMER'e. CİMER nedir? Vatandaşla devlet arasında bir köprü arkadaşlar. Ama sen gelip bayram harçlığı videosunu yaparsan sen yalan söylüyorsun, sahtekarsın sen. Sen insanlara yalan bilgi veriyorsun. Benim şimdi paylaşımlarımla ne alakası var? Biz neden kaynak buluyoruz? Resmi kanallardan buluyoruz. Ben her gün resmi gazeteyi takip eden bir insanım. Kardeşim siz hiç mi düşünmüyorsunuz ya?
bayram harçlığı 500 TL'ye başvuru yapmak için tıklayın diye insanlara yalan bilgi veriyorsun. Benim paylaştığım bir videonun bir araştırın ya, bir bakın ya şuraya. Ya bir örnek al, örnek. Kaynakları nereden basacağını, nereden bulacağını bir bil. Dürüstlük de budur zaten. Şurada görün. Biz CİMER'e yönlendirdik. Birkaç tane yönlendirdik. Birkaç videomuzda binlerce insana nakdi destek geldi. Hepsinin ekran görüntüleri var. Doğru yola yönlendirmek önemli. Sen gidip açık kapıya niye yönlendiriyorsun insanları? E-başvuruya niye yönlendiriyorsun insanları? Yönlendirme yap ama açık kapı e-başvuruya hangi, nelerin başvuru yapılacağının listesi var orada. Sen gidip açık kapıda bayram harçlığı menüsü var mı? E-başvuruda var mı? Yok. CİMER'de istek bölümü var mı? Var. İstek nedir? Vatandaş bir şey istiyor devletten. Demek ki doğru yola yönlendiriyoruz. O yüzden arkadaşlar bayram harçlığı videolarını itibar etmeyin ve bu paylaşımları da gerekirse İçişleri Bakanlığı'na bildirin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bunlara itibar etmeyin. Doğru kaynaklardan, doğru videolar paylaşanlara itibar edin. Biz burada şu benim şu kanalın içerisinde bak, bir tane yalan bul, gel benim kendime bir kez. Görüşmek üzere.